Sevgili dostlarım, tekrardan herkese merhaba. Biliyorsunuz EKPS ile ilgili ben genel bilgiyi önceki videomda bıraktım. Hatta kartlar bölümüne bırakacağım. Oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. İlk genel bilgiyi sizlere aktardım zaten. Şimdi ise artık detayına ineceğiz. Kimler nereyi tercih edebilir? Hocam ben şu kadar puan aldım. Şu kadar puanla nereyi yazsam en mantıklı tercihim nasıl olur? Bunları konuşmuş olacağız. Artık detaylarına girmiş olacağız. Sizler bu videoyu izledikten sonra, bakın şu videoyu izledikten sonra tekrardan tercih kılavuzuna şöyle bakacaksınız. En mantıklı olanları benim söylediklerimi sizler harfiyen yerine getirerek en mantıklılarını bulmaya çalışacaksınız sevgili dostlarım. Ve en mantıklı tercihi bu şekilde vermiş olacaksınız. Bakın 13 Ocak ile 19 Ocak arasında biliyorsunuz. 13 Ocak'tan 19 Ocak'a yani 6 günlük 5 günlük bir süremiz var. Yavaş yavaş, tane tane, teker teker araştırarak yapın. En mantıklı tercihleri yapın sevgili arkadaşlarım. Şimdi tabloyu göstereceğim. Tabloda hepsini size aktarmış olacağım. Nitelik kodu nedir? Nitelik kodunun neye dikkat etmeliyiz? Hangisini ben yazabilirim? Ben herhangi bir ön lisans veya pardon, herhangi bir orta öğretim. Şu an orta öğretimi konuşacağız biliyorsunuz. Orta öğretimi ilkokulu da kısaca açıklayacağım. Ben orta öğretim mezunuyum. Nereyi tercih edebilirim? Yani herhangi bir alanım olmaması ile beraber nereyi tercih etme hakkım var? Bunun hakkında sizlere bilgi aktarmış olacağım sevgili dostlarım. Lütfen ama lütfen dikkatli bir şekilde dinleyin. Bir de ben programı yüklerken birazcık kulağınızı verin. Çünkü kullandığım program birazcık sesim uzaktan geliyor. Kulağınızı iyi verin sevgili dostlarım. Oldukça işinize yarayacak bir video olacak orta öğretim dostlarım için. Daha sonrasında ön lisansa ele alacağım. Daha sonrasında lisansa ele alacağım. Arkadaşlar benim dikkatimi çok çektim. Ön lisanstan bir tane bölüm var. Neredeyse tüm kontenjan sayılarını bile orada toparlamış maşallah. Hani oradaki bir kontrol işletmenin memurluğu adı altında gayet güzel bir alımdan bahsediliyor tabloda. Ben zaten ön lisans sıra geldiğinde açıklamış olacağım. Orta öğretimde de bir iki tane böyle güzel bir şey var. Onları da tercih edebilirsiniz. Hani puan düşük olan arkadaşlarım. Şimdi hepsini detaylı bir şekilde sizlere aktarmaya çalışacağım. Lütfen ama lütfen kulağınızı iyi verin. Tamam mı dostlarım? Haydi o zaman tabloya geçelim. Daha sonrasında videomuza devam edelim sevgili dostlarım. Evet sevgili arkadaşlarım, dediğim gibi birazcık sesim uzaktan geliyor olabilir. Ben sesimi biraz yükseltmeye çalışacağım. Sizlere de birazcık daha kulağınızı vermeye çalışın. Arkadaşlar ilkokul mezunlarını tercih edecekleri tabloyu ilk önce göstermiş olacağım. Çünkü takipçilerim beni bekliyor. Bir açıklama bekliyor benden. Onlara da bir açıklama yapmış olacağım hızlıca. Daha sonrasında lise mezunlarına detaylı bir şekilde bakacağız. Arkadaşlar bakın ilkokul mezunları elinizde olması gereken tablo bu. Tamam mı? Neye bakacağız daha sonrasında? Nitelik 1 kodu, nitelik 2 kodu ve nitelik 3 kodu. Yani ilkokul, ortaokul ve ilköğretim mezunlarının var olduğunu görmekteyiz. 999, 1000, 1001. Herhangi birinden mezun olman yeterli, tamam mı? Herhangi birinden mezun olsan başvuru yapma hakkına sahipsin. Kura ile tercih yapacak olan dostlarım için, EKPS adayları için sevgili arkadaşlarım, tamam mı? Daha sonrasında dikkatinizi çekmek istediğim yer şurası. Bakın hizmetli memuru alımı olacağı belirtilmiş. Hizmetli memurlarına sizler başvuru yapabileceksiniz. Adet sayılarına daha çok bakın. Adet sayıları ne kadar çoksa sizler orayı tercih edin. Mesela şurada şansınızın yüksek olmasını istiyorsanız bakın 10 var, 5 var, 10 var. Sizler burayı tercih edin ki gelme ihtimaliniz yüksek olsun. Şu 1 olan yerleri yine tabii ki de tercih etme hakkına sahipsiniz. Ama şansınızın birazcık daha yüksek olmasını istiyorsanız muhakkak tercih sıralamanızın, daha doğrusu tercih adetlerinin fazla olan yerleri tercih etmenizi öneririm sevgili arkadaşlarım, tamam mı? Benim anlatacaklarım bunlardı ilkokullar için. İlkokul arkadaşlarım bu şekilde tercihlerini yapabilir sevgili arkadaşlarım. Lütfen dikkatli bir şekilde tercihinizi yapın. İstediğiniz yerleri, illeri de dikkat etmenizi tabii ki de istiyorum. Adana, Adıyaman, Antalya, Ardahan birçok ilin olduğunu görüyorsunuz. Sizler için en uygun yerleri tercih etmenizi, kurayla tercih etmenizi istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi dilerseniz lise mezunları için sunumumuza başlayalım, tablo gösterimimize başlayalım sevgili dostlarım. Şimdi elinizde ne olması gerekiyor? Ben lise mezunuyum, tercih yapacağım, elimde ne olması gerekiyor hocam? Bakın elinde şu olması gerekiyor. Lise mezunu için tercih tablosu, bakın göstereceğiniz tercih tablosu. Daha sonrasında nitelik kodunun olması gerekiyor. Acaba nereyi tercih edebilirim? Lise dallarının olması gerekiyor. Ben hangi daldan mezun oldum? Benim nitelik kodum kaç? Özel koşullar tabii ki de elinizde olması gerekiyor. Bu belge istiyor. Şu mezunusun ama şu belge var mı sende diyor. Senin o belgeyi tabii ki de araştırman gerekiyor sevgili dostum. Daha sonrasında dikkat etmen gereken şey nitelik 1, nitelik 2 ve nitelik 3 kodlarını tabii ki de tam teşekküllü bir şekilde araştırıyor olman gerekiyor sevgili dostlarım. Tamam mı?
Daha sonrasında şöyle size hızlıca göstereyim hangi memurlukların açıldığını. En azından sizler de gözleriniz aşina olmuş olur. Hızlıca bir kontrol edelim. Ok işaretini takip edin sevgili dostlarım. Tamam mı? Hizmetli, sağlık memuru, memur. Daha sonrasında hizmetli, hizmetli görüyorsunuz. İmam Hatip mezunları, Kur'an kursu öğreticisi, memur, müezzin kayım. Daha sonra veri hazırlama ve kontrol işletmeni, hizmetli. Daha sonrasında arkadaşlar veteriner sağlığında olduğunu görüyoruz. En sonra santral memur ve memurun var olduğunu görmekteyiz. Peki ben lise mezunuyum. Ben lise mezunuyum ama nereyi tercih edeceğimi bilmiyorum. Nereyi tercih edebilirim? Ben herhangi bir lisans mezunuyum diyorsan 2001 nitelik kodu olan yerleri tercih etmenizin. 2001 nitelik kodu ne demek arkadaşım diyeceksin bana. 2001 nitelik kodu orta öğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak. Yani sen lise mezunu ol yeterli diyor. Peki sadece lise mezunu olmak yeterli mi? Yani bu şartı aşmak yeterli mi? Evet yeterli ama bazı durumlarda, bazı istisnai durumlarda belge istiyor. O belgelerin olması gerekiyor. O belge olmazsa senin atama ihtimalin düşebilir. Şöyle kontrol ediyorum. 2001 nitelik kodu olmasına rağmen bir belge istiyor mu? Bakıyorum arkadaşım. Heh, mesela şurada. 2001 nitelik kodu taşıyor ama ben lise mezunuyum. Tercih edeceğim ama şurada bir tane şey çıkıyor karşıma. O ne? 7365. 7363. Özel koşullarda olacak muhtemelen. Çünkü bir belge niteliği taşıyor bu. Bakın şuraya tıkladığınızda arkadaşlar direkt olarak araştırabilirsiniz. Bakın şuraya. Bakın tıklayalım. Beraberce tıklayalım. Beraberce tıklayalım. Bir saniye. Beraberce tıklayacağız ve beraberce ne olacağını görmüş olacağız. Şunu da sileceğim. Hiç acelemiz yok. Evet. Bakın. Şuraya tıklayacağım. Direkt karşıma şu çıkacak. Şuraya tıklayacağım. Direkt karşıma ne çıkacak? Bakalım. Tıkladım. Bul işareti çıktı. Yani sen diyor ki buraya sen yaz. Sen hiç zahmet etme. Ben senin için bulurum diyor. Tıkladım. Buldu. Neymiş? 7363. Bakalım 7363 neymiş? Direkt bizi oraya götürmesi gerekiyordu ama niye götürmedi bilmiyorum. 7363 ne diyor? Bakınız başvuru şartları özel bölümleri TÜİK Silahlı Kuvvetleri Jandarma Genel Komutanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı. Evet buraya yani bu gibi alımlar olacak. Buraya gidecek oradaki alım kişi. Hani oradaki tercih kişisi. Neymiş? Santral memuru. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda çalışacak diyor. Yani şuradaki 6225'i de taşıyor mu taşımıyor mu bir kontrol et diyor. Bakalım taşıyor muymuş arkadaşım. Yapıştır. 6225 bakın. MEP'ten onaylı bilgisayar işlemlerinin sertifikasına sahip olmak. Senin şu sertifikan var mı? Varsa tercih et diyor. Yoksa tercih edemezsin diyor sevgili dostum tamam mı? Bunu bu şekilde ayırt etmiş olacaksınız. Peki başka mesela ben örnek olarak göstermek istiyorum sizlere. Mesela 2001 dedik ki hepsine başvurabilirsiniz. Bakın memurluk, hizmetli memurluk, iki veri kontrol hizmetleri. Yani bakın şuraya da tercih etme hakkınızın var olduğunu görmektesiniz sevgili arkadaşlarım. Peki mesela başka mesela müezzin kayyım veya Kur'an kursu öğreticisi. Herhangi birine bakalım mesela. Arkadaşım senin bunu olması için 7233 belgen olması gerekiyor. Yani özel koşulu olması gerekiyor diyor sevgili dostum. Neymiş o özel koşul? Sonrakine tıkladığınızda hemen gelir. Arkadaşlar Diyanet İşleri Başkanlığı hafızlık belgesine sahip olmak. Senin bu belgen yoksa tercih edemezsin diyor tamam mı? Mesela başka 7233 dedik. Başka. 2049 diyor mesela değil mi? 2049 nitelik kodu olabilir. Bu nitelik kodunu taşıyor olman gerekiyor. Neymiş bakalım nitelik kodu neymiş? Şuraya hemen yazıyoruz. Bulu. Evet. Yapıştı. Bu. Neymiş 2049? Orta öğretim kurumlarının imam hatip alanı ve dallarından mezun olmak gerekiyormuş. Senin burayı tercih edebilmen için bunun olması gerekiyormuş sevgili dostum tamam mı? Yani benim sizlere böyle kısaca genel itibariyle anlatacaklarım bunlardı. Daha sonrasında arkadaşlar sizin dikkatinizi şuraya çekmek istiyorum. Bakın adet sayılarına dikkat edin. Bakın 1-1-1 yazıyor değil mi? Şu adet sayıları arkadaşlar ne kadar çok olursa sizin yerleşme ihtimaliniz o kadar çok olur. Yani şu adet sayıları ne kadar çoksa, sayısı ne kadar çoksa mesela burada 6 varmış. Dikkat edin. 6 olan yerler varmış.
Sizler orayı tercih ettiğiniz takdirde, eğer uygun nitelik taşıyorsanız, sizler oldukça şanslısınız demektir. Hani 1 olan yerler yerine 5, 6, 4 olan yerleri tercih etmeniz sizin için oldukça iyidir diye düşünüyorum sevgili arkadaşlar. Evet, benim anlatacaklarım bunlardı sevgili dostlarım. Dilerseniz videomuza devam etmiş olalım sevgili arkadaşlarım. Şimdi tavsiye ve önerime gelmiş olayım sevgili dostlarım. Devam ediyoruz. Evet sevgili dostlarım, görmüş olduğunuz gibi tercihlerinizi bu şekilde yapacaksınız. Sakın hızlı yapmayın, yavaş yavaş yapın, doğru bir şekilde tercihlerinizi yapın muhakkak. Sevgili dostlarım, daha sonrasındaki süreçlerde tercih sonuçlarının açıklanmasıyla beraber daha sonraki süreçte nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Benim puanım düşük, umudum biraz düşük. Nasıl doğru bir şekilde hazırlanmalıyım, nasıl iyi bir noktaya gelmeliyim gibi birçok soruya tercih sürecinden sonra da EKPS adaylarına zaten güzel bir şekilde yardımcı olmaya çalışacağım. İnşallah her şey gönlünüz olsun. İnşallah dilediğiniz yerlere güzel bir şekilde gelirsiniz sevgili arkadaşlarım. Bunun canı gönlünde isterim. Bundan sonraki süreçte orta öğretimi ele aldık, ilkokulu ele aldık. Ön lisansı da ele alacağız. Daha sonra da lisansı ele almış olacağız. Ön lisans ve lisans adayları için arkadaşlarım da beni bekliyor şu an. Onlara da güzel bir şekilde video hazırlayıp sunmaya çalışacağım sevgili dostlarım. Tekrardan inşallah her şey gönlünüzce olsun. Ailenizle beraber mutlu bir hayat yaşamanız umuduyla sevgili arkadaşlarım. Çevrenizdeki sevdiğiniz dostlarınızla güzel bir hayat yaşamanız umuduyla sevgili arkadaşlarım. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak bizlere destek olmayı, ailemize katılmayı lütfen unutma sevgili dostum. Tekrardan görüşmek üzere. İnşallah. Hoşçakalın.